Merhabalar. Bugün 19 Aralık 2021 Cimnastik Kulübü uzun bir aradan sonra hayırlı günler diler. Bu kadar uzun zamandır yapamamamızın çok da güzel bir sebebi vardı. İlk önce onunla başlayalım. Zaten hayat kötü, Beşiktaş iyi değil falan, Türkiye çok kötü. Ama arada güzel haberler de oluyor. Barış hocamızın çocuğu oldu. Kaç hafta oldu hocam? 2 hafta mı? 3 hafta mı oldu? Tam 6 sıcak. Vallahi hocam. Üçüncü haftaya giriyoruz artık ondan sonra. Mükemmel. Üçüncü hafta, iki hafta bitti diyelim, 15 günlük. Harika. Oğlumuzun adı Özgür, Özgür Sürücü. Allah analı babalı büyütsün, şansı bahtı açık olsun. Amin. Yengeye de hürmetler. Aramıza yeni bir Beşiktaşlı gelmesi çok güzel. Allah kolaylık evet. Versin abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle 2 yaşına gelsin yaparız. Yeni kartal geldi. Dün akşam öyle bir fotoğrafını çektim. Yine de bastınız. Göstereceğim. Böyle şöyle hemen yakaladım o fotoğrafı. Süper. Oynadım üzerinde biraz da. Beşiktaş maçından önce. Süper hocam, tebrikler, harika. Sağ ol, teşekkür ederim. Biraz İnşallah darısı Adil hocam da. Aman abi. Sıra onda. Bilmiyorum bakalım ya pek de. Neyse onu geç de ne diyecektim. İnşallah programımıza en kısa zamanda alırız diyeyim. Yani böyle hemen büyürler sağlıklı bir şekilde. Güzel Beşiktaşlı kurular. Biz de onları bu programda hala böyle konuşuyor oluruz, alırız aramıza. İnşallah. Tebrikler tekrar. Abi bugün konuşacaklarımız 3 şey, tamam mı? Hemen gireyim. Bak 3 tane olay var konuşacağımız, zaten yeter. Abi bir, Sergen Hoca gitti. Biz görüşmeyelim. Sergen Hocamızı kaybettik. 2, yeni teknik direktör yapamadık. Orada bir skandallar oldu. O skandallardan bahsedebiliriz. Teknik direktörü yok takımın. 3, bu gece de Fener maçı var. Tamamen spekülasyon. Hani böyle bu aralar Twitter'da var ya, bir adamın biri var böyle kıymeti kendinden menkul şey demiş ekonomiyle ilgili birkaç sene önce. Bas 100 milyon doları, birkaç milyar dolar daha bozdur, onu da bozdur, bunu da bozdur, bir gavur böyle ne olduğunu şaşırsın, dolar insin falan. Aynı öyle bir program yapalım bugün, tamam mı? Hazırlık yok, bir şey yok. Atın aynen, böyle. Aynen, hazırlık yok. Atın böyle, hadi buyurun. Şimdi Sergen gitti, üzgün müsünüz? Ben mi söyleyeyim? Hadi Barış, evet, çünkü buradaki muhalefet sensin şu üçlü grupta, tamam. Buyurun hadi. Evet, yani evet, biraz muhalefet yap. Yani muhalefetten ziyade şimdi bazı gerçekleri göz önüne alıp onun üzerine yorum yapıyorum. Yoksa Sergen'i hepimiz çok seviyoruz. Beşiktaş'ın efsanelerinden bir tanesi. Hatta teknik direktörlüğünde oynattığı hücum futbolunu ben beğeniyordum. Tabii şey oluyor böyle aslında... Sezonun başında da söylemiştik, böyle çok ünlü, çok iyi takım geldiğinde çok iyi başlayan bir takım vardı. Eyvah dedim, Gutili zamana benzemesin. Tam da daha kötü oldu. Çok zor tabii böyle adamları kontrol etmek, o takımı böyle motive olarak tutmak. Belki Sergen'in şanssızlıklarından bir tanesi bu oldu. Ama o şanssızlık tarafı. Bir taraftan geçen de bir Sergen'in videosu vardı. Böyle teknik direktör yenilince bahane bulmayacak diye. Ama ondan sonra aynı şeyi mesela kendi yaptı. Şimdi biraz da eksi taraflarından konuşayım. Biraz disiplin sorunu o futbolculuğundan bu yana Sergen var. Ne kadar rahat olsun Beşiktaş'a böyle bir rahatlık, daha iyi bir şampiyonluk da avantaj getirir demiştik geçen sene. Getirdi. Bu sene de tam tersi oldu. O yüzden o bahane kısımları pek şey yapmadı Sergen'in. Hep böyle bir bahane üretti. Son zamanlara doğru yönetemedi takımı. Hatta bazı oyuncuların üzerine doğru gitti. Artık dedi ben sorumluluğu almıyorum, bu oyuncularındır gibi demeçler verdi. Ya bir de çok böyle basit şeyler var. Yani benim baktım bu genelde yani ülkenin gidişatıyla da alakalı. Ne nasıl gidiyorsa futbol da öyle gidiyor, tamam mı? Yani Türk teknik direktörler, yani aslında aklıma bir sürü şey de geliyor. Konuşacak belki çok konu var ama yani Türk teknik direktörlerde böyle profesyonellik çok az. Ben biraz da işin böyle mesela veri analizi kısmında hiç kimsenin alakası bile yok. Yani tek bir şey vardır, Ersun Yanal vardır bu işte çok böyle meraklı. Diğerlerinin hiç alakası yok. O yüzden benim gözümde böyle hep böyle bir tık aşağıda yani Türk teknik direktörler. Yani Sergen de onlardan bir tanesi. Hiçbir zaman beklentim çok yüksek olmadı. Yani Türkiye Ligi'nde şampiyonluk, evet okey. Geçen sene biraz da şansımızda yar ver gitti açıkçası. İyiydik de. Hani hücum futbolda fena da değildi bu arada.
Ama çok böyle gereksiz oyuncularda ısrar etti. Arkadaş yani mesela Wellington gibi adamı sürekli oynatıyorsun. Ondan sonra ortada herkes bas bas bağırıyor. Tabii ki herkesin bağırmasına göre takım yapacak hali yok ama yani Can diye bir adam var. Her oynadığı maçta taş gibi oynuyor. Onu oynatmıyor. Ertesi işte diyor, teknik direktörle gidiyor işte kulüple bir görüşme yapıyorlar yenilgiler sonrası. Tamam diyor, ben şeyimi aldım, yine Wellington çıkıyor sahaya. Ertesi şey yine yeniliyor, yine Wellington çıkıyor falan filan derken ya arkadaş bu kadar da şey olmaz. Hatada ısrar olmaz. Vardı ve onu kontrol edemedi. Kontrol edemedi. Evet. Kontrol yani edemedi. Zaten yani benim şeyim böyle Türk teknik direktörlerde genellikle böyle bir şey oluyor. Yani yabancı şeyi hayranlı da değil ama yabancılarda daha böyle bir profesyonellik var. Belki Beşiktaş yönetimi bakmıştır şimdi ne olacak? Sergen yerine getirilecek en iyi Rıza gelir. Kim gelir? Beşiktaş efsanesi. Ha ben bu arada şeye karşıyım. Böyle taraftarlar yazıyor. Beşiktaş'ın efsanesi. Efsane olmuş da ne olmuş arkadaş? O zaman parasını da kazanmış. Biz de seviyoruz efsane olarak. Yani teknik direktör olma koşulu mu var? Yani ben tamam. De o şey yapıp mesela Mourinho gibi. Güzel güzel. Evet, beni böyle provoke et. Beni böyle provoke et. Mesela hem Sergen'e laf gibi ettin hem Rıza'ya. Edeceğiz abi tabii ki. Biraz öyle olması gerekiyor. Sen Mourinho'ya gidiyorsun. Tercümanlıktan gitmiş. Adam sinirlenmiş mi bir şeye gitmiş. Futbolun içine girmiş. Ünlü bir teknik direktör olmuş. Beğen beğenme yani. Ama yani bilmiyorum. Benim böyle bir genel şeyim var. Bir de aklıma şey geldi. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Belki konudan konuya attım. Şimdi bu ekonomik kriz. Beşiktaş'ın da bu paraları ödeyememe, geçen senelerde ödeyememe durumları bu o yabancılarda sıkıntıya yol açmış olabilir mi? Eyvah biz yani ekonomik kriz geliyor. Bizim paralar ödenmeyecek diye bir sıkıntıya girmiş olabilirler abi, mi? Abi şöyle yani sen ikinci konuya atladın. Bence zaten teknik direktörlerin falan o yabancının gelmemesinin sebebi şu an Türkiye'deki korkunç ekonomik kriz. Yani adam yani evet, kendisi kendi parasını garanti etse bile hani başkan zengin adam ben sana vereceğim diye garanti etti. İnandı diyelim ama adam gelecek burada ve yani elindeki bütçe bak bu yıl maksimum en çok maaş veren kulüp ki biz bunu jimnastik kulübünün ilk bölümünde konuşmuştuk ya da ikinci bölümüydü. Maaş en önemli şey demişti. Bak Türkiye'de bu sene en çok maaş veren kulüp yine Beşiktaş. 35 milyon euroya yakın maaş veriyor. Kenarda tuttukları dahil, o laiçler, maiçler dahil. Takımda oynayanlar 28 milyon euro falan filan. Fakat bak ona rağmen yani Şampiyonlar Ligi'ndeki orta büyüklükteki bir takımın yarısı, Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi bir takımın üçte biri, Şampiyonlar Ligi'nin en üstündeki takımların onda biri senin bütçen. Şimdi yabancı bir hoca gittiler o Alman'ın peşinden. Ya Alman'ın da daha kendini ispatlamamışına gittiler ha. Adam hiç şey yapmadı bile ama işte yine de Almanlarda bir terbiye var. Adam bu Portekizli gibi rezil etmeden Beşiktaş'ı baştan hayır dedi. Çok güzel oldu. En azından o Farke'ye o yüzden teşekkür etmek lazım. Ciddi bir adammış. Bu Portekizli yani ben zaten buna çok sinirleniyorum. Tamam mı? Yani bunu getirmeye çalışan o yöneticilere falan da anlamama imkan yok benim. Yani ikinci sınıf Portekiz ikinci liginden teknik direktörü Beşiktaş'a layık gördüler. Onu da getiremediler ve Beşiktaş'ı tüm dünyada rezil ettiler yani. Ve 350 bin euro yüzünden ama 350 bin euro abi bugün 350 bin euro kaç para? 4 milyon lira mı? 5 milyon lira mı? Yok 6 milyon lira abi 6 milyon lira. Yani sözleşme bitirme bedeli 6 milyon liraymış adamın. İkinci ligden teknik direktör için. Bu sene çıkmış birinci lige. Onu şey da ben kaçırdım. Sana. Oradaki şeyde yöneticiler söyledi mi biz getiriyoruz falan dediler. Ben, abi sen şimdi bebek falan tabii, başka tabii, ben dünyada, şu anda şey geldim. Başka dünyada yaşıyorsun. Yönetim yani yönetimin içindeki bazıları diyelim. Beşiktaş'ı rezil ettiler bu hafta. Getirdik geldi Fener maçında takımın başında falan dediler. Ve Portekiz 2. liginden 1. lige yeni çıkartmış isimsiz bir teknik direktör bunu getiremediler abi. Neden? 350 bin euroluk şey sözleşme fesih bedeli yüzünden. Ve adam da en sonunda gelmedi. Bayağı büyük rezillik yani. Şimdi ben Twitter'da falan da yazıyorum da çok da dinleyen de yok hani. Abi bir şey diyeceğim.
Yani niye dinlensin de en sonunda benim konulara geldik. Jimnastik kulübünün başından beri 2 senedir ya istatistik konuştuk ya psikoloji konuştuk. Ben de diyordum ya abi benim konuya hiç vallahi alakası yok falan. O yüzden ben moderatörlük yapayım bari diyordum. Geldik şimdi political economy is my middle name. Yani şunu anlaması lazım bizim yönetimin. Yani Türkiye o kadar büyük bir ekonomik krizin içinde ki belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi. Tamam. Bu başladı. Daha insanlar bunu anlamıyorlar. Bence Beşiktaş yönetimi de bunu anlamıyor. Yani bizim önümüzdeki bak 5 sene diyorum. Önümüzdeki 5 sene bizim kendi yağımızla kavrulacak bir plan yapmamız lazım. O 5 senede iyi ihtimalle Türkiye birazcık düze çıkarsa. Yani en ufak bir rasyonel ekonomi politikası bugün başlasın. 3 sene sonra görürsün onun kulüplere geri dönmesini, insanlara geri dönmesini. Ki öyle bir ihtimal de yok. Peki Özgür sana madem o zaman soruyu şöyle sorayım. Yani mesela bunu unuttum söylemeyi de Sergen'in açıklamalarından bir tanesi ya Rıdvan daha genç falan filan diyor. Ne genci? Yani adamlar o yaşta dünya starı olmuşlar. Yok mesela... haklısın. Onları oynatmak zorundasın. Başka şansın yok. Yani hani mesela Türklerden kendi şeyimizle kavralım falan diyebileceğimiz böyle Beşiktaş'a gelince tamamen böyle işte Samet Aybaba var belki. Hani sürekli gençleri oynatacak. Başka birisi falan var mı? Yani belki Portekiz'de abi ben daha önemli. Onu diyorum zaten. Adil hemen sana söz vereceğim. Kusura bakma çok bekledim. Ben atladım araya. Abi ben sana başından beri zaten bizim WhatsApp grubunda üçümüz her gün konuşuyoruz biliyorsunuz. Yani benim Rıza 1, Samet 2 ya da Önder Hoca. Bu üçü yani. Çünkü buraya gelecek teknik direktörün bu kulübü sevmesi lazım. Bu kulüpten ben futbolcu çıkartacağım demesi lazım. Bu kulüple duygusal bir bağ olması lazım. Çünkü yani artık öyle o 2016'daki, 17'deki 95 milyon euroluk kadroyla Şenol Güneş'in yaptığı gibi Şampiyonlar Ligi'nde başarı falan onları unutacaksın. Yani senelik 20 milyon euroluk bütçelerle ben nasıl survive ederim ve bunu yapacak ve bundan mutlu olacak ve gençlerle oynamaktan, oynatmaktan mutlu olacak. Böyle bir insan lazım. Şenol Güneş'e de karşı değilim. Belki o da böyledir. Onu da bilemeyiz. Ama yani bence Beşiktaş'ın bu işleri yapacak Türk hocadan başka hiçbir şey olmaz yani. Adil sen ne diyorsun abi? Kusura bakma çok bekledim. Yok estağfurullah. Kesinlikle katılıyorum. Yani dediğin şeyi biz daha şampiyon olduğumuz sezonun başında bunu konuşuyorduk. Yani bizim öz kaynakları canlandırmamız lazım. Hani ekonomi çok iyi değil. Bu maaşlar sürdürülebilir değil. Biz bu sene boş ver şampiyonluğu, gençleri yetiştirelim. Daha o sene başında veya ondan önce bile biz diyorduk aslında. Bu programda hatta vardır kayıtlarda. Yani orada arada bir bonus bir şampiyonluk kazanmış olduk. Süper oldu tabii ki. Güzel de gerçekten futbol oynadı. Sergen Hoca'ya yani ne kadar teşekkür etsek azdır bence ama gitmesi iyi oldu çünkü geri dönme şansı da kaldı. Yani kredisi bolmuş, tarihi bir başarısızlık yaşadı ama taraftar arkasında durdu ama gitti iyi oldu. Geri dönme şansı var eğer kendini yetiştirirse. Ama dediğin kesinlikle doğru. Bence fantezilere girilmemesi lazım. Pinheiro vesaire bilmiyorum isimler kendini de kanıtlamamış. Türkiye'ye gelecekler de alışacaklar. Hatta Şenol Güneş bile dediğin gibi risk. Çünkü adam Beşiktaş'tayken o zaman kullandığımız bütçeyle şu anda kullanacağı bütçe arasındaki farkı düşününce önceden onu yaşamış bir insan gelip şimdi bunu yaşayınca aynı motivasyonu bulması hele hele artık kariyerinin sonlarına yaklaşmış bir kişi için çok zor, çok kolay bir iş de değil. Yani Şenol Hoca bu açıdan beceriklidir, bir pedagoji tarafı kuvvetli, öğretmen falan ama yine de bence orada çok zorlanabilir. Daha böyle taze bir isim, hani Beşiktaş'ta henüz belki o şansı kullanmamış efsane isimler arasından ya da ikinci kez işte uygun bir fırsat Samet için olabilir ya da Rıza bence en iyi en çok ön plana çıkan ya da en kötü abi bu Önder Karaveli değil mi soyadı yanlış söylemedim yani pırıl pırıl bir adam ve gerçekten de takımı motive edebilecek bir yani teknik kapasitesini bilmem ama motive etme kapasitesini görebiliyoruz o tür bir adamla devam edip artık fantezileri bırakıp önümüzdeki senin Özgür ortaya koyduğun 3-5 senelik kurak döneme hazırlanması lazım Beşiktaş'ın. Abi kesinlikle yani bugün mesela gazetelere falan bakıyorsun. Yani şu son 15 günden falan Sergen'in gidişine hiçbir ders alınmamış.
Şöyle konuşuyor spor yorumcuları da. Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin akıbeti Fenerbahçe maçına bağlı olarak karar verilecek. Ya abi öyleyse vermeyin bu kararı zaten. Yani bu adam 20 yıldır bu kulübün içinde çalışıyor. Sen bakacaksın buna. Yani iki tane ihtimal var. Kimse senden Önder Karaveli'ye gitmişti Amerikan Hollywood filmlerindeki gibi efsane yarat falan demiyor. Ya yani iki ihtimal var. Ocağa kadar Önder Bey'le çalışabilirim ya da Mayıs'a kadar. Bunun bir kararını ver. Bu kadar basit bir karar bu. Adama şans vermek istiyorsan da ver. Bence madem 20 yıldır Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapıyormuş alt takımlarda. Böyle bir şey de olabilir. Ya bunu dene ama bu şu ne demek? Yani Fenerbahçe maçında tesadüfen 1-0 yendik diyelim. O zaman Önder Bey bizim teknik direktörümüz olacakmış. Abi bu mudur karar yani? Şimdi bence burada şöyle bir şey var. Yani bizi böyle seyreden zaten fazla yok. O yüzden bence ben buradan yönetime saydırırsam da evet o kimse duymaz merak etmeyin. Ama biz bu futbol yöneticilerini falan gerçekten bir şey zannediyoruz. Bak başkanı falan demiyorum. Başkanın büyük tecrübesi var kaç senedir falan. Onun yanında bir iki kişinin de öyle ama yani bu son birkaç haftada benim gördüğüm böyle meraklı bir iki bir tip. Cebinde para falan filan da olabilir. Böyle kendince böyle zihni sinir bir fikirle geliyor. Şu olsun diyor, bu olsun diyor. Hiçbir yöneticilik tecrübesi yok, bir şey yok. Tamamen tesadüfen oluyor ya bunlar. Yani hiç böyle bir profesyonellik falan yok. Yani yine aralarında belki şu ana kadar en profesyonel duranlar işte Ahmet Nurçebi'yle Mesut Urgancılar falan böyle çok ani hareketler yapmıyorlar. Sürekli medyaya demeç vermiyorlar falan. Ama o yanlarındakiler bence bu krizde büyük fail ettiler yani. Şu yaptıkları işler olacak işler değil. Yani neyini bu kadar şey yaptılar ki? Ha bu arada ben Sergen'in gitmesine de tamamen hala karşıyım. Tamam Sergen'in performansı düştü. Ama yani belki de şöyle bir şey yapılmalıydı. Yani bu adam değişik bir adam. Böyle baskı altında bazen crack edebiliyor. O da psikolojisi öyle bir adam. Çünkü oyuncuyken de öyleydi. Mesela şöyle ilginç bir şey yapılabilirdi. Yani Sergen'e mesela yönetim 2 hafta izin verseydi abi gidip Çeşme'de dinlenseydi adam. Öyle bir şey yapılsaydı. Ama tutacaksın abi bu adamı. Yani çünkü gelecek hoca Sergen'den iyi olmayacak. Zaten yani en iyisi gelecek yine Sergen kadar birisi olacak. Ne yapacak ki? Ya o yüzden ama Özgür orada şöyle şeyler var. Şimdi Sergen'in kapasitesi, gelecek kişileri karşılaştırmayı falan geçelim. Ya artık bir şey olmuş. O takımla böyle karşı karşıya gelmiş. Ona bir şey diyemem. Öyle bir şey var gibi. Evet. Evet. Yani ondan sonra toparlaması zor olduğu için gidiyor. Yoksa yani bu sezon zaten kaçmış. Devam et Sergen'le. Ama o onlara laf atıyor. Onlar ötekiler oynamıyor falan. Böyle ortalık iyice karıştı. O yüzden şey ayrılık o yüzden geldi. Yoksa dediğin gibi yani devam da edebilirsin sonuçta. Bu da bir karardır. Ama artık yüz göz olmuşlar. Yüz göz olan takımı nasıl toparlayacaksın? Çok zor iş. Galiba çok öyle zor şeyler var. Mesela bu Enskala'yı kadro dışı bırakmasına çok kızanlar olmuş. Takımın içinden o yüzden Sergen'e işte ne denir altına oyanlar oldu dendi falan. Bilmiyorum ne kadar doğrudur ama günün sonunda galiba burada güzel olan hikaye Sergen kendi istifa etti. Ya bence iyi bir şey o. Sonra da belki daha sonra yıllar sonra kariyerini geliştirse geri gelebilir. Ama neyse şimdi Sergen gitti artık onu bırakalım. Benim ideal şeyim şu abi. Yani şöyle olsa çok hoşuma gider. Samet Aybaba'yı sportif direktör yaparsın. Onun yanına da Rıza Hoca'yı getirirsin. Rıza Hoca'nın yardımcısı da Önder Hoca'yı yaparsın. Bu üçü. Bu üçü olmazsa bu üçlüden bir kombinasyon. Yani olabilecek en iyi şey zaten Beşiktaş'ı iyi bilen, ya bu kulüple böyle doğru düzgün bir bağı olan, bu kulüpte böyle çok büyük paralar olmasa da ciddi çalışmayı, yıllarca çalışmayı ve yani yoktan bir şeyler var edebilmeyi göze alacak tipler olmalı diye düşünüyorum. Yardımcısı yapan Necip olur gelecek sene. Necip hep futbol kariyerinde. Abi umudum. Bir umudum da İbrahim Üzülmez diyorlar. Öyle severim ki o kenarda öyle bir gerer ki 4. hakemi döver falan. Çok mutlu olurum. Biliyorsunuz benim ilginç bir şekilde yani ben hani benim çocukluğumun kadrosu, iyice küçüklüğümün kadrosu işte Ziyalar, Niyalar hani o iyice eskiler tamam mı?
Rıza'nın ilk gençliği. Sonra efsane kadro. Fakat yani ben Beşiktaş'ın en iyi zamanlarını bilmeme rağmen herhalde benim favori futbolcum İbrahim Üzülmez'dir her zaman. Yani kime? Deli İbrahim. Yani Deli İbrahim teknik kadroya girerse o da muhteşem olur yani. Oradan da bence güzel şeyler olabilir orada. Terlik bir hakem girme falan. Yani Özgür, yalnız seni dinlerken aklım, yani çok çarpıcı bir şey ortaya çıktı. Yani anlattığın şey aslında ülkenin resmi. Bu ülkede uzun vadeli plan yapma, rasyonel hani davranma, sabır, bekleme, yatırım yapma gibi şeyler yok. Hani şimdi burada yöneticileri tabii tanımadan da böyle çok tenkit etmek de ben istemem açıkçası. Eminim çok çabalayan, iyi niyetli çok insan vardır ama yani onun bir de diğer tarafı var abi. O da aşağıdan gelen baskı. Yani senin belki hani yaptıklarının karşılığını verecek kitlenin de beklentileri bence önemli. Yani kitle de, şimdi bizim taraftar da çığırından çıkmış durumda. Abi ne oluyor, biz 10 yılda bir şampiyon olan bir takımken işte bir Şenol Güneş geldi, bir iki bir şey oldu, bir de ardından Sergen şampiyon oldu diye hayrola ya, her sene şampiyon olacakmışız gibi. Yani tamam hani başarısızlık peşinde koşalım diye bir şey tabii ki yok. Aman hani Beşiktaş ezilsin, yenilsin falan gibi bir şey elbette demiyoruz da. Ya bir dakika sakin olun bir ya. O buradan yani önemli olan bence takımın hem ekonomik olarak hem de yani diğer değerlerle de beraber, insani etik değerlerle beraber, hani insan yetiştiriyorsun bu kulüpte, sadece futbolcu değil. Bunlarla beraber yönünün ileri, yukarı olması. Yani bunu gören taraftarın işler iyi gidiyor demesi lazım. Aman Fener maçında kazanırsa hoca kalacakmış da, Borussia Dortmund maçında kaybetti de gitti de, yani bunlar nedir ya? Bir maçlık, iki maçlık, beş maçlık, on maçlık şeyler. Yani taraftar da gerçekten biraz ne yazık ki içindeki hani serseri diyebileceğimiz, kendini bilmeyen, öbür takımlardaki başarı manyaklarına benzeyen insanların sayısı da biraz fazla arttı gibi geliyor bana. O da çok üzücü bir tarafı bu işlerin. Abi Türkiye'nin karakteri bu genelde. Evet, dediğim tabii gibi aynası bu. Yani böyle bir şeyi planlayalım da 3-5 senede bir şey yapalım, öyle bir şey yok Türklerde. Yani nereden geliyor bu? Bu bir antropolojik bir soru. Yani bunun varsa programa çağıralım bir antropolog. Türk kültürü üzerine uzmanlaşmış. Neden böyleyiz bilmiyorum. Yani abi eğitim ya. Kısa cevap. Ben de şunu diyecektim. Aslında şey, hani bir sanayi devrimini doğru düzgün yaşayamamışsın. Ha, onu yaşayanlar hakikaten sanayi devrimi böyle çok klişe bir laf ama mesela onu yaşayanlar hakikaten şey oluyor. Dün size bir anımı anlatayım. Anı değil, dün oldu bu, çok komik. Bilkent'te bir tane saatçi amca var. Saatimi yaptırıyorum dün. Sonra böyle biraz uzun sürdü. Arkada bir baktım, böyle siyah beyaz bir resim böyle. Ama bu genetik böyle bir şey işte. Amcanın aynısı ama resim belli ki 1950'lerde çekilmiş. Dedim abi bu ne dedim. Amca da 70 yaşında falan. Ha o benim dedem dedi. Deden mi dedim? Evet dedim. O dedim 3 kuşaktır o zaman saatçisiniz öyle mi dedim. Biz 4 kuşaktır saatçiyiz dedi. Ben şöyle bir durdum. Nerelisin sen abi dedim. Çünkü kafamdan direkt şu geçti. Yani 4 kuşaktır saatçi birisi Ankaralı olamaz. Ankara'da 4 kuşaktır saat kullanılmıyor abi. Saat yani endüstri devrimi ya da bürokrasi, devlet, üniversite falan bunların girmesiyle oluyor toplumlarda. Saate bakacaksın ki gününü ayarlayacaksın falan filan. Adam abi ben içimden diyorum tamam nerelisin dedi. Kesin İzmirliyim diyecek ya da İstanbulluyum diyecek. Çünkü 4 kuşaktır saatçi olan bir aile Türkiye'de İzmir ya da İstanbul dışında olamaz diyordum. Yugoslav göçmeniyiz dedi. Aa dedim o olabilir bak. O da işte göçmen de üçüncü ihtimaldi zaten. Şimdi bu hesap. Yani biz işte Türkiye kafası bu. Ya yani o sanayi devrimini yaşayamamışsın. Bir şeyleri planlayıp seneler içerisinde o hani o biz böyle TÜBİTAK projesine başvururken bir Gantt chartlar falan vardı ya, iş paketleri falan filan. İşte öyle şeyler yok yani. Maalesef biz Beşiktaş'ı çok idealleştiriyoruz kafamızda. Hani o bizim şeyimiz böyle biz farklıyız falan diyoruz. Onun da bir fark yok yani. Fenerbahçe'den falan da çok farkı yok yani ya da diğer takımlardan. Ama şey aslında şimdi biz
Buyur, sen abi. Söyle Barış, söyle. Yok abi sen söyle. Yok şey diyecektim sadece çok kısaca. Hani yönetim de önceki senelere göre gereken daralmayı da yaptı. Hani hiç de bir çaba yok gibi de görmeyelim. Hani bayağı azaldı şey, o bütçe kısıldı. Onu da yapmadan... Ama battıktan sonra oldu. Biraz mecburiyetten evet ama yani daha kötü bir durumda da olabilirdik diye düşünüyorum. Yani yönetimin rasyonel çok fazla da bence müdahalesi de olduğu gibi geliyor bana. Onların da hakkını yemek istemem yani. Bence de evet yani mesela bu başkanın ben bunu 30 milyonun altına çekeceğim şeyi çok doğruydu. Fakat bence artık 30'dan da aşağı inmek zorunda. Çünkü başkan ben bunu 30'un altına çekeceğim dediğinde euro 8 liraydı. Bugün 17 lira. Yani çevresel faktörler de korkunç. Sadece yani takımlar da değil. Yani Türkiye'nin şartları da korkunç. O yüzden takımlarda buna adapte olmak zorunda. Ben zaten o yüzden anlayamadım. Bu yani Alman, Portekiz, İngiliz falan nasıl bunu hayal edebiliyorlar? Ama işte sen orada şey zannediyorsun. O yönetim kurulundaki herkesin çok ciddi bir siyaset ve ekonomi ve iş konularında bir bilgisi olduğunu zannediyorsun. Değil işte. En iyi ihtimalle başkanın falan onun yanındaki bir iki kişi bunları düşünüyor. Diğerleri böyle şey, genç teknik direktör, çok iyi antrenman yaptıracak falan diye onunla bunlar pazarlık yapıyor. Yani çok boş ver. Peki akşam Fener maçı var. Ne diyorsunuz? Dur Barış bir şey diyecekti demin onu söylesin. Ya aslında Özgür'ün dediğin, yani şu anda biz bunu konuşuyoruz. A tipi bir kitleyiz. Böyle B tipi bir kitle var. Bir de böyle C tipi bir kitle var. Yani C tipi kitle de aslında Türkiye'nin direkt o yapısını ortaya çıkaran maçlarda işte böyle tribün arkasında maç seyretmeyip arkaya dönüp işte hoplayan zıplayan bir kitle var. Tamam hani şimdi yani yönetim ya da işte Beşiktaş'ı idare eden kimler kime oynasın, kimi memnun etsin. Yani şimdi o açıdan bakıldığında onlar hiçbir zaman memnun olmaz. Yani büyük takım kuracaksın, her sene şampiyonluğa oynayacaksın ki ancak öyle bir takımı, öyle bir C kitlesini mutlu edeceksin. Bizim gibi kitleleri de mutlu etmesi için yani işte böyle çok böyle aklın yolu bir denilen kararları alması gerekiyor. Yani biz bile kendi aramızda görüş ayrılığına düşebiliriz. O yüzden şey çok zor tabii. Özgür sen şu anda hani yönetici olarak da bunu görüyorsundur. Yani hepimiz de böyle bir üniversitede yöneticilik yaptık yani insanları idare etmek çok zor. O yüzden hiç kimseyi memnun edemiyorsun. Evet. Tabii. Yani. Hiçbir zaman. Çok haklısın. O öyleymiş. Ben de I learned the hard way yani. İnsanları yani memnun edemiyorsun. Çok haklısın yani. Edemezsin. O yüzden hani şey yani ne desen boş. Ama ben de sana bir şey söyleyeyim burada. Süleyman Demirel'den bir alıntı yapayım sana. Bir gün Süleyman Demirel'i böyle sıkıştırıyorlar. Dış politika krizi falan bir şey var. 70'lerde belki Kıbrıs olabilir falan filan. Demirel'in çok ünlü bir lafı var. Çok ünlüydü de benim için. Benim konumla ilgili olduğu için. Adam şey diyor. O sokakların gazıyla dış politika yapılmaz diyor. Demirel hakikaten yani çok genius bir adamdır. Belki de Türk siyasi hayatının gördüğü en zeki birkaç liderden biridir. Bu lafı yani tek bir cümlede çok güzel özetlemiş onu. Yani o sokakların gazıyla dış politika yapılmaz. Yönetimin de yönetim olduğunu bilip hani o tribün mirbin onları çok takmadan yani biz yönetimiz. Yani şeyleri biz görüyoruz. Ne denir? Yani muhasebe tablosunu onlar görüyor yani. Ne olacağını, şunu bunu, para pul işlerini onların ona göre davranması lazım. Ama abi tribüne gitmeye bile gerek yok. Yani o yönetimin hemen etrafında ve altındaki hani kongre üyeleri falan orada başlıyor zaten kaos bence. Tabii. Yani insanlar o düzeyde bile hani dur bir toplanalım bir akılcı strateji tamam arkanızdayız uzun vadeli bravo falan onu bile yapamıyorlar. Tribüne inene kadar yani orada karışıyor zaten. Zaten o taraftaki kitle tribünü bayağı şey yapıyor biliyorsunuz. Herkes birbirinden şikayetçi. Tribünü etkileyen kongre üyelerinden şikayetçi oluyorlar. Hani birçok insan. Yani hepsi birbiriyle iç içe geçmiş. O yüzden zor işler tabii. Tabii biz o kulüp dinamiklerini bilmiyoruz. Yani ben kendi adıma koşup ben hiç bilmiyorum onları. Ne kongre üyesi oldum, ne kulübe gittim, oy attım. Hiç öyle şeyler yapmadım ama eminim öyle şeyler de vardır orada yani. Yani buradaki tabii silver lining şey hani başkan rasyonel bir adam. Onu görebiliyorsun.
Ve burada güzel olan şey böyle çok böyle medyaya çıkıp böyle esip gürleyip ortalığı karıştıran bir adam hiç değil. Ve mesela hani bu yanındaki yöneticiler bence bu Portekizli işinde falan bayağı baltayı taşa vurdular ama ona rağmen hala takımın yanına gidiyor, takımla birlikte oluyor. Hayır, konuşmuyorsun diye başkana da kızıyorlar bu arada. Hani herkes... Abi konuşmuyorsun. Yani o... Yani Beşiktaş'ın hakkını yediriyorsun. Yok, o Aziz Yıldırım tipi başkan da bize gitmez zaten. Biz onu sevmeyiz yani. Bence böyle daha iyi bu başkanın bu tarzı. Daha iyi. O da bence doğru olanı yapmış. Takımın morali düzelsin diye dün şey yapmışlar. Döner kesmişler. Klasik. Klasik. Klasik ya. Taraftar işte. Eskiden vardı ya. Fenerbahçe'de olurdu bu hep. Biz böyle çocukken 90'larda taraftar gider Fenerli futbolcuları döverdi. Döner kesmiş. Ondan sonra ertesi gün baklava getirirlerdi Dereazı tesislerine. Yani aslında devrim olacaksa böyle sushi günü falan yapan bir kulübe evrilmemiz gerekiyor değil mi? Döner baklavadan ileriye gidemedik abi. Kültür tamamen basıyor. Abi burada benim çok güldüğüm bir şey vardı. Şimdi feda dönemiydi bu Fikret Orman'ın ilk yılı falan. Bu işte feda meda dedi böyle yani masrafları kısıyor falan filan. Abi o yıl tesadüfen aynı hafta bizimkiler, bizim Necip falan böyle, Necip, İbrahim Toravan falan da hala son yılları galiba. Bunlar menemen yapmışlar, böyle Samet var başlarında falan. Ekmeğe böyle gayet böyle esnaflar böyle dükkanın arkasında yapar ya menemen, sonra ekmek de banarak yerler falan şöyle. O şekilde menemen yiyorlar, gazeteciler de çekmiş. O sırada Galatasaray'da Schneider'i getiriyor özel uçakta şampanya içerek. Galatasaray'la nasıl dalga geçtiler Beşiktaş'ta, tamam bunlar gariban işte arabacılar, tinerciler, işte menemenciler, menemen yiyorlar ama benim hoşuma gitti. Bu bana daha uygun yani. Schneider'i şampanya kadehiyle getirecek. Schneider de bu büyük transferlerden en iyi çıkmış olandır herhalde. Çok düzgün bir adamdı. Ama bu çok komikti yani. Schneider böyle şampanya içiyor falan. Bizimkiler menemene ekmek banıyorlar. Neyse abi, son 4 dakika. Ne diyorsunuz? Akşam maç ne olur? Adil sen söyle hadi. Duyulmuyor Adil. Abi kapatmışsın. Çok pardon, açtım zannettim. Fener bizden biraz daha hızlı oynuyor. O yüzden hani atacaktır bize gol. Ama defansları da çok iyi değil. Şansımız yaver giderse bir beraberlik koparız. Benim tahminim 2-2 skor. Beraberlik müthiş olur abi. Barış sen? Vallahi Adil derken bir şey dikkatimi çekti. Fener bize gol atacaktır dedi. Galiba Beşiktaş tarihinin en uzun gol yeme serisine ulaştı ya da o seviyede. O yüzden onu da artık içerlemiş şey olmuşuz böyle. Kesin gol yiyeceğiz moduna gelmiş. Derbi maçında gol yemek sıkıntılı. Bence Fener bayağı avantajlı ama derbi ya. Yani bu hiç belli olmaz. Olmadık bir zamanda Beşiktaş sansasyonel bir skorla Fener'i yener. Zaten Fener de iyi durumda değil. Galatasaray da değil. Birden Beşiktaş böyle bir her şey dağılır. İşte yeniden yapılanma böyle güzel güzel konuşulur falan. Hayat devam eder değişik bir şekilde. Yani Fener avantajlı ama hiç belli olmaz. Sonuçta derdi. Abi ya Fener avantajlı çünkü tabii ki saha avantajı var. Biliyorsunuz derbilerde saha demek bayağı büyük bir avantaj demek. Sanki 1-0 önde başlıyorsun gibi bir şey. Ama yani onlar da tamamen tahmin edilemez durumda. Çünkü şey... Yani teknik direktörleri adam hapishanede gibi. Çünkü Bilic'le anlaşmış Fener. Ocak'ta Bilic geliyor Fener'in başına. Evet evet, ona haberini verelim burada. Ben bayağı dinledim bak dün gece falan filan. Ay, iyi haberler var bende. Evet abi, adamı düşünsene ne kadar kötü. Yani adamı kovmuşlar. Adam kovulmuş oynatıyor takımı. Bayağı rezil durumda. O yüzden de bayağı mutsuz yani adam. Ama Beşiktaş'ın hali de belli. O yüzden bir Ömer Üründü çekelim. 3 ihtimalli bir maç diyelim ve hadi herkese iyi akşamlar dileyelim o zaman. İyi İnşallah akşamlar, iyi gelecek sene 2022'de daha çok program yaparız. Evet. Tabii. Hadi. Görüşmek o zaman üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.